20. yüzyıl, Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerinden biri olan Bülent Ecevit, 1925 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1974-2002 yılları arasında 5 kez başbakanlık görevini üstlenmiştir. 1972-1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığında, 1987-2004 yılları arasında ise Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığında bulunmuştur. 1961-1965 yılları arasında İsmet İnönü tarafından kurulan hükümetlerde Çalışma Bakanı olarak yer almıştır. İlk defa 1961 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili olarak meclise girmiştir. 1972 yılında istifa eden İsmet İnönü'nün yerine genel başkanlığa seçilmiştir. Genel başkanlığı sırasında partisi 1973 Türkiye genel seçimlerinde %33.3 oy almıştır. 1974 yılında genel başkanlığını Necmettin Erbakan'ın yaptığı Milli Selamet Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinde ilk defa başbakanlık görevini almıştır. Başbakanlık döneminde Kıbrıs Barış Harekatı yapılmıştır. 10 ay süren bu koalisyon hükümeti Ecevit'in istifasıyla dağılmıştır. 1977 Türkiye yerel seçimlerinde parti oy oranını %41.4'e çıkarmıştır. 1978 yılında yeni bir hükümet kurarak tekrar başbakan olmuştur. Ecevit, 12 Eylül darbesi sonrası diğer bütün partilerin ileri gelenleriyle birlikte 10 yıl siyaset yasaklıları kapsamına alınmıştır. Siyaset yasağı devam ederken eşi Rahşan Ecevit'in başkanlığında Demokratik Sol Parti kurulmuştur. 1987 yılında yapılan referandumla siyasal yasağı kaldırılınca Demokratik Sol Parti'nin başına geçmiştir. 1999'da kurulan DSP, MHP, ANAP koalisyonunda yeniden başbakanlık koltuğuna oturmuştur. 2004 yılında yapılan 6. olağan kurultayla aktif siyaseti bırakmıştır. 5 Kasım 2006 Pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir. Siyasi yaşamının yanı sıra yazarlığı, şairliği, mütevazi kişiliği, mavi gömleği ve kasketiyle ender siyasetçilerden birisidir.